Evet, selamlar. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Bayağı aralık verdim bu aralar ama bir askere gidip geleceğim. Bir ay sonra hazır sistemlere kaldığımız yerden tam gaz devam. Sistemlerin azalmasının sebebi benle veya başkalarıyla alakalı değil, tamamen kurla alakalı. Çok dengesiz olduğu için sistemlere bütçe yapılamıyor vesaire ama biraz böyle durgunlaştı diyebilirim. Yine uçan dövize rağmen fiyat performans denilebilecek bir sistemle karşınızdayım. İçindeki parçaları tek tek toplamanıza göre %15'lik bir fiyat avantajı sağlıyor. Bugün RX 6650 XT grafik kartına sahip olan bir sistem topladık. Ama dilediğiniz özelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Link zaten açıklama kısmında. Oradan tıklayarak hemen sistemin alt tarafındaki özelleştirme seçeneklerini görebilirsiniz. Fiyat kur değişmediği sürece sabit kalacak ve stoğumuz biraz fazla. 800 ile 850 arasında bir stok var bu bilgisayar için. Ve şöyle bir artısı daha var. Bu sistemi satın alan herkese Starfield oyununun oyun kodu hediye edilecek. Yani bedavadan bir oyun sahibi olacaksınız. Ben bu arada testlerimi yaptım. Sonuçlar gayet güzel. Zaten nesne olarak tüm testleri göreceksiniz. Direkt şimdi teknik özelliklere geçelim, ardından testlerle devam edeceğiz. Teknik özelliklere işlemcimizle başlayalım. AMD Ryzen 5 5500 kullanıldı. İşlemcimiz toplamda 6 çekirdek ve 12 thread'e sahip. Base frekans hızı 3.6 GHz iken turbo ile 4.2 GHz'e kadar yükselebiliyor. Toplamda 19 MB ön belleğe 65 wattlık bir güç tüketimine sahip. İşlemcimizi soğutma görevini AMD'nin stok fanı olan RAID Stealth üstleniyor. Gelelim grafik kartımıza. Asus Radeon RX 6650 6650 XT 8 GB overclock dual modeli. İsminden anlaşılacağı üzere çift fanlı bir grafik kartı. 8 GB'lık GDDR6 bir belleğe sahip ve bu ekran kartı 1080p'de yani Full HD'de tüm oyunları en yüksek ayarlarda akıcı oynayabilmeniz için yapılmış. 128 bitlikte bir bellek arayüzü var. Şu an girişleri ekrana gelecek. Buradan tek tek okuyabilirsiniz. Gelelim anakartımıza. Asus B450M Dragon modeli kullanılmış. Anakartımız üzerinde iki tane RAM slotu bulunduruyor ve maksimum 64 GB'a kadar olan DDR4 RAM'leri takabiliyorsunuz 2x32 şeklinde ve 4400 MHz frekansa kadar olan RAM'leri destekliyor. Üzerinde bir tane M.2 slotu, 4 tane de SATA girişi mevcut. Anakartımızın girişleri şu an ekrana gelecek. Buradan okuyabilirsiniz. Gelelim bellek tarafına. Goodram markasının IRDM Pro modelleri kullanılmış. 2x8 şeklinde toplamda 16 GB, 3600 MHz frekansına ulaşabilen CL18 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'ler. Ve gelelim depolama tarafına. Bir NVMe M.2 SSD kullanılmış. 512 GB'lık bir kapasitesi var. Edlink markasının S68 modeli. Okuma hızı saniyede 2100 MB, yazma hızı ise 1700 MB. Zaten oyun testinden sonra SSD testi de yaptım. Oradan nesnel sonuçları görebilirsiniz. Ve son olarak da kasamıza gelelim. Bitfenix markasının Garen modeli kullanılmış. ATX formundaki Mid Tower bir kasa. Görüntüsünü ben gayet beğendim. Önünde 3 tane Rainbow fanı var. Arkada da yine bir tane egzoz görevi gören yine Rainbow yani aydınlatmalı bir fana sahip. Ve tüm fanlarımız 120 mm çapında. Ve içinde 80 Plus verimlilik sertifikasına sahip 600 wattlık bir güç kaynağı ile geliyor. Şimdi oyun testlerine geçelim. Ardından diğer performans testleriyle devam edeceğiz. Evet, oyun testimize Valorant'la başlıyorum. 1080p yani Full HD'ye aldım ve düşük ayarlara getirdim. 4K'ya kadar çıkacağız. Sonra yükselteceğim zaten grafik kalitesini. Evet, Vandal'ı aldık. Hadi bakalım. Şu an 370 FPS civarında alıyoruz. Ah, CPU 58 derece, GPU 52 derece. Gayet serinler. Of. RAM kullanımı 8 GB. Yat aşağı yat. Isınma turu bitiyor. Hadi eyvallah. Şimdi yükseğe alalım grafik ayarlarını. Yükseğe aldım, hala 1080p'deyim. 350 civarı bir FPS var. Evet, şu an için sonuçlar gayet güzel. Bu arada Valorant'ta daha yüksek FPS almak istiyorsanız işlemciyi yükseltebilirsiniz. Şu an AMD Ryzen 5 5500 var. 5600 çok daha iyi sonuçlar veriyor. Yani şöyle söyleyeyim, çok rahat 150 FPS fark eder Valorant'ta 1080p için. Ama ne kadar lazım? O da tartışılır. Çünkü zaten büyük ihtimal monitörünüz o kadar hızı gösteremiyordur. Bunu bile gösteremiyordur büyük ihtimalle. Ama 2K'da işleri bayağı değiştirir. 2K'ya alalım hatta. Evet, 2K yüksek grafik ayarlarını aldım. Biraz daha grafik kartına yoğunluk verdik. O yüzden sonuçlar çok değişmedi. 2K'da yine 300 küsur FPS alıyoruz. Yine ortalaması 350.
Yat yat yat. Aa, birazdan 4K'ya alacağım. Ama iki tane daha adam indirelim. Allah Allah, silah sesleri. Aa ulan, 5 kere kafasına sıktım adamın be. Yuh. Ve tek tek sıktım yani. Sekme ihtimali de yok. Bak yine oldu ya. Aa manyaklık. Hadi 4K'ya geçelim. 200 falan alırız tahminimce. Evet. 195-200 civarında alıyoruz. Hatta 280'lere kadar çıkıyor. Çatışırken 200 civarı alırız. Deneriz hatta şimdi. Burada katliam olmuş ya. Evet, 230'larda falan oluyor çatışırken. Çok güzel değerler bu arada. Ayar. Hadi artık son adamlar. Ölene kadar diyelim. Of of of. Dayıcım ya. Tamam, bu kadar yeter. Evet, bayağıdır Fortnite testi yapmıyordum. Otomatik ayarları uygulayalım. Bakalım hangi ayarları verecek. Geç baba, geç. Bunu da geç. Nefret ediyorum oyun fragmanlarından ya, şu tayfalardan. Okey, teşekkürler. Şimdi bir ayarlara girelim. Ne yapmış? Otomatik 2K yapmış. Grafik kalitesini yüksek lümen, bazısını destansı yapmış. Otomatik ayarla diyelim. Ha bak, yansımaları, aydınlatmaları yüksek lümen yapmış. Geri kalan her şey destansı. Şunu açılan yapalım, sınırsız yani. Tam ekran yaptık, 1080p'de başlayalım. Evet, 1080p destansı ayarlar. Abi kafayı yiyeceğim. Şey yapmıyor, girmiyor oyuna ya. Hata veriyor, yine verecek sanırım. Aa vermedi, hayret. Hadi be. Babam in artık, in. Abi girişi gördünüz mü ya? Evet, 75, 70, 65, 60. O civarlarda FPS alıyoruz. Dediğim gibi en yüksek ayarlardayız, 1080p'de. Yok mu ya bir delikanlı, iki sıkalım. Bir ayarları düşürmek istiyorum. Ne kadar fark ediyor? Yüksek yaptım. Çok fark etmiyor destansıyla. Birileri çatışıyor baba. Hadi bakalım başkan. Motorun anasını bellediniz be. Nerede o? Adamı görmedim bile. Ha gördüm. Ne attı o, ne bombasıydı be. Oha, oyuncu çıktı ya. Hayda. Kafadan yiyince ölüyorsun öyle. Burada bir delikanlı daha var bence. Ya ulan benim motor oldu ya. Mis gibi gidecektik. Neyse, araba var. Of. Araba da araba. Ve kaçıyor. Buralarda birileri yok herhalde. Bu arada bir yandan yorumlayalım. Ortalama 70 FPS alıyoruz. RAM kullanımı 13.5 GB. Sıcaklıklar hem GPU hem CPU'da 60 civarında. Ha bak, buralarda 80'lere çıktı FPS ama gidemiyoruz karda. Ya ben nereden girdim buraya ya? Gözünü sevdim, çık şu kardan. Eh be. Bunlar ne? Oğlum her Fortnite'a girdiğimde farklı bir şey çıkıyor ya. Heh. Kim sıktı? Biri var burada. Baba bana yerini belli et ya. Aha. Hadi bakalım. Herkes kendine gelsin. Ya bu da arabayı mahvetti. Şey mi? Ben de PUBG'deki gibi sandım, adama çarpmaya çalışıyorum. Of, fena azdıymış bu da. Canımı doldurmayacağım. Bilmiyorum, doldurmayı bile bilmiyorum. Aa, alan dışına geldik. Oğlum ben buradan nasıl çıkacağım? Böyle gideyim. Yollardan gidilmiyor çünkü. Bileydim ben başıma gelecekleri. Oha. O ne lan? Hayda, nasıl öldüğümü anlamadım ha. Neyse. İki adam öldürdük, yeter. Evet, olmazsa olmaz
Forza Horizon 5 testindeyiz. Otomatik ayarları yaptı. Bakalım nasıl seçmiş. Evet, 2K'yı almış. Grafiklere geldiğimizde de yükseğe almış. 1080 ile başlayalım biz. Dikey senkronizasyon kapalı, FPS açılan. Grafikler yüksekte kalsın, ultra'ya alırız. Evet, 130 FPS ile başladık. Gayet güzel. 140'lara çıkıyor. Öf, şu yansımalarını hastayım şu oyunun ya. Çok güzel grafikleri. Oh, FPS uçtu. 162, 165. Gayet güzel. RAM tüketimi 12.5 GB civarlarında. GPU 60 dereceye yakın. CPU da aynı. Sıcaklık değerleri de gayet iyi. Oy 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 oy. Evet, ortalama 165 FPS alıyoruz. Şimdi bir Ultra'yı alalım. Ne kaçtı be araba. Grafikler Ultra. Evet, 130'lara düştü FPS. Devam. Ratatatatatatatat. 2K'ya da alacağım bu arada. Rahatlıkla yer. Çünkü güzel FPS alıyoruz. Gitmiyor mu bu araba başka? Yokuş aşağı 260. Bu arabanın 300 görmesi lazım ya. Evet, yine ayarlara girdim. Şimdi bizim FSR'ımız da var. Onu da açalım. Dengeliğe getiriyorum. Evet, neredeyse fark etmedi. FSR 1080p'de çok iyi çalışmıyor Forza Horizon 5'te. Evet, 145, 150. Sanırım biraz fark etti o. Geçtiğimiz alan evler mevler yoğunluklu olan bir yerde. O yüzden FPS'i biraz aşağı çekti. Şu an daha iyi. Hadi 2K'ya alalım. Evet, 2K'da 120-130 FPS. Ultra ayarlardayız. Bence harika iş çıkartıyor. Grafik kartı işini gayet güzel yapıyor ve fiyat performans olduğunu düşündüğüm bir grafik kartı. Yani şu anki kurla 8500 liraya falan bu ekran kartını alabiliyorsunuz. Bence performansına göre fiyatı iyi. Öf, ne güzelmiş lan burası. Çöl gibi. Yanına. Şoför müsün be? Devam devam devam. Şimdi ekstrem ayarları alalım bir son olarak. 2K ekstrem ayarlarda 100 FPS alıyoruz. Bu oyunun için gerçekten çok iyi. FSR dengeli de. Sıcaklık değerleri çok stabil. 60'larda geziyor. RAM kullanımı biraz yüksek. 13.5 GB. Grafik kartının limitlerini zorluyoruz zaten. %99'a dayanmış durumda. Evet, bence bu kadar yeter. Son olarak da Cyberpunk testi yapalım. Evet, geldik Reis'e. En ağır oyunumuz bu. Otomatik 2K'ya almış yine. 1080 yapıyorum. Ray Tracing kapalı. Ultra'ya aldım. FSR'ı da kapattım. Tamam. Evet. Başladık şu an 50 FPS'de. RAM tüketimi 9.5 GB civarlarında. GPU 60 derecelerde. CPU 70 derecelerde. Bu arada Cyberpunk felaket işlemci tüketen bir oyun. Yani hem grafik kartını çok zorluyor hem işlemciyi çok zorluyor. Yani Valorant'ta mesela işlemci ağırlıklı çalışan bir oyun ama asla Cyberpunk kadar zorlamıyor. Aman 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 aman. Şu arabanın güzelliği ya. Yani şu tasarımı gerçekte yapıp satsalar var ya kapış kapış gider ha. İnanılmaz bir tasarım yani. Of 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 of. Tamam be, bağırma. Herkes manyak olmuş ya. Şimdi bir FSR'ı açalım. 49 FPS'te durdurdum. FSR ne kadar fark edecek bakalım. Oto'ya aldım. Evet, yaklaşık olarak bir ne kadar diyebiliriz? %40'lık bir artış sağladı. Akıyorsun. Lan oğlum, lan oğlum, hayır. Araba bug'da kaldı arkadaşlar. Ya lanet olsun ya. Şunu ittirelim aşağıya. Ya o neydi be, çok güzel bir araba geçti. Gel. Öf. Araç gibi araç be. Dedim ve arabanın haline bakın. Baba çekil. Bu arada 90'lara çıktı FPS burada. Ya arabayı mahvettim ya. Bu da kağıt gibiymiş abi. Ufacık vurduk. Araba gitti. Ve çok kayıyor abi. Şimdi şöyle yapalım. Ayarlara geldiğimizde HAI'a aldım. Ray Tracing'i açtım. FSR yine otoda. Bakalım. Ray Tracing'i açınca ama tabii ayarları yükseğe çektik Ultra'dan. 95 FPS alıyoruz. Ha, bizi çevirecek buradan. Çok iyi abi. Gerçekten güzel FPS veriyor şu an. Ya bu araba neymiş abi? Ben iniyorum bundan ya. Yok mu ya bir delikanlı? Çatışalım. Dayı kal yerde. Kim nereden sıkıyor bana ya?
Aha. Böyle de kalmazsın ya. Baba kim nereden sıkıyor bana? Of. Oğlum bu ne? Aha biz de öldük ama. Neyse ya bu kadar yeter. Göreceğimizi gördük zaten. Evet, geldik videomuzun sonuna. Sistem hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani en son bu config'deki bir sistemin 10.000 TL olduğu zaman herhalde bir sene öncesi falan da döviz yani 17 falan olması lazım. Hatta birkaç ay öncesinde bile böyle 11.000'e falan toplanırdı ama maalesef her şey dövizle geldiği için fiyatları da yansıyor. Yani çok yorum yapamıyorum. Bizim de işimiz elektronikli olduğu için her satın alım yaptığımda cebimden çıkan para çok artıyor. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Neyse dediğim gibi sistemin linki aşağıda açıklama kısmında. Satın aldığınız takdirde Sinerji bilgisayara yazarak oyun kodunuzu alabilirsiniz. Çok uzatmayayım, yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.